Yasın Kültürleri Hazırlayan ve Seslendiren Meryem İlbaş Bölüm 4 Ölümden Sonra İnanışlar Dünya genelinde farklı din ve kültürler ölümden sonraki yaşama dair çeşitli inançlara sahiptir. Bu bölümde Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık, İslam ve yerel inançlar gibi önemli din ve kültürlerin ölümden sonraki yaşam hakkındaki inanışlarını inceleyeceğiz. Hinduizm'de ölüm ve ölümden sonra yaşam inanışları, karma ve reenkarnasyon kavramları temelinde şekillenir. Karma, insanın düşünceleri, eylemleri ve niyetleri sonucu olumlu veya olumsuz enerji biriktirmesi anlamına gelir. Bu enerji, insanın gelecek yaşamlarını etkiler ve doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsünde belirleyici bir rol oynar. Hinduizm'de her bireyin Atman adı verilen bir öz, ruhu olduğuna inanılır. Atman, vücuttan vücuda geçerek sürekli bir döngü içinde yaşar. Bu döngü, karma ve kişinin eylemlerinin sonuçlarıyla belirlenir. İyi eylemler ve düşünceler daha iyi bir yaşam ve daha yüksek bir varoluş düzeyine doğru ilerlemeyi sağlarken, kötü eylemler ve düşünceler daha düşük bir yaşam formuna geri dönüşe yol açar. Hindu inancında ruhların nihai hedefi mokşa olarak adlandırılan kurtuluşa ulaşmaktır. Mokşa, atmanın yani ruhun samsara döngüsünden kurtulup ölümsüz, mutlak gerçeklik olan Brahman'la birleştiği durumu ifade eder. Mokşa'ya ulaşan bir ruh yeniden doğuşlar döngüsünden özgürleşir ve sonsuz huzur, bilgelik ve mutlulukla dolu olan Brahman'la birleşir. Bu kurtuluşa ulaşmak için Hinduizm'de dört ana yaşam amacı vardır. Ahlaki yaşam, maddi başarı, keyif ve kurtuluş. Bu hedeflere ulaşarak bireyler daha iyi bir karma biriktirebilir ve sonunda mokşaya yani kurtuluşa ulaşabilirler. Budizm'de ise ölüm ve ölümden sonraki yaşam inanışları, Hinduizm'deki gibi karma ve reenkarnasyon kavramları üzerine kuruludur. Ancak Budizm'de ruhun sürekli bir özü olduğu düşüncesi yerine, anatman, benliksizlik kavramı vurgulanır. Anatman, bireyin özünün sürekli değişen ve bağımlı bir dizi deneyim ve bilinç durumu olduğu anlayışını ifade eder. Budizm'de Bireylerin yaşamları boyunca biriktirdikleri karma, doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsünde belirleyici bir rol oynar. İyi eylemler ve düşünceler daha iyi bir yaşam ve daha yüksek bir varoluş düzeyine yol açarken, kötü eylemler ve düşünceler daha düşük bir yaşam formuna geri dönüşe sebep olur. Budizmde bireylerin nihai amacı Nirvana'ya ulaşmaktır. Nirvana aydınlanma durumunu ifade eder ve bireyin acı çekmeyi ve yeniden doğuş döngüsünü sona erdiren bir hali temsil eder. Nirvana'ya ulaşmak için bireylerin bu da öğrettiği sekiz basamaklı yol üzerinde ilerlemeleri gereklidir. Bu yol, doğru anlayış, doğru düşünce, doğru konuşma, doğru eylem, doğru seçim, doğru çaba, Doğru farkındalık ve doğru konsantrasyon basamaklarından oluşur. Nirvana'ya ulaşan bireyler samsara döngüsünden kurtulurlar ve tüm varlıkların acı çekmeden yaşadığı bir duruma geçerler. Bu süreçte bireylerin yaşamlar boyunca edindikleri karma, deneyim ve bilinç durumları sürekli bir değişim ve bağımlılık içindedir. Hristiyanlıkta ölümden sonraki yaşam inancı cennet ve cehennem kavramları üzerine kuruludur. Bu inanç sistemi, İsa Mesih'in öğretileri ve onun çarmıha gerilerek ölmesi ve üç gün sonra dirilmesi olaylarına dayanır. Hristiyanlar, İsa'nın bu olayları, insanların günahlarından arınması ve Tanrı ile olan ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için gerçekleştirdiğine inanırlar. Hristiyan inancında Bireylerin ölümden sonraki yaşamları bu dünyadaki eylemlerine, değerlerine ve İsa'ya olan inançlarına bağlıdır. İyi eylemler gerçekleştiren, İsa'ya inanan ve onun öğretilerine uyan bireyler, Tanrı'nın lütfu ve merhameti sayesinde kurtuluşa, bağışlanmaya ulaşarak cennette ebedi yaşama kavuşurlar. Cennet, Tanrı'nın huzurunda mutluluk Sevgi ve barış içinde yaşanacak olan ebedi bir yaşamı temsil eder. Öte yandan kötü eylemler işleyen, İsa'ya inanmayan ve onun öğretilerini reddeden bireyler cehennemde ebedi azaba mahkum olurlar. Cehennem, Tanrı'nın gazabı ve cezasının yaşandığı, acı ve ızdırapla dolu ebedi bir durumu ifade eder. Hristiyanlıkta ölümden sonra diriliş ve ebedi yaşam vaadi, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve yeniden dirilmesiyle sembolize edilir. Bu olaylar, Hristiyanlar için umut, bağışlanma ve Tanrı ile yeniden bir araya gelmenin mümkün olduğunu gösteren önemli birer semboldür. İsa'nın dirilişi aynı zamanda bütün insanların ölümden sonra dirileceği, ve tanrı tarafından yargılanacağı düşüncesini de destekler. Bu yargılama sonucunda bireyler ya cennete ya da cehenneme gönderilir. İslam inancında ölümden sonraki yaşam ahiret kavramı üzerine kuruludur ve bu düşünce Kur'an ve Hz. Muhammed'in öğretileriyle şekillenir. İslam'a göre dünya hayatı sadece bir sınavdır ve bireylerin amelleri Ölümden sonra karşılaşacakları ebedi yaşamlarını belirler. Ahiret, bu dünyadaki yaşamın ardından başlayacak olan ebedi yaşamı ifade eder. İslam inancına göre ölen kişinin ruhu bedenden ayrılır ve Araf'ta bekler. Kıyamet günü geldiğinde herkes yeniden dirilir ve Allah'ın huzurunda hesaba çekilir. Bu süreçte bireylerin dünya hayatındaki inançlarına, amellerine ve niyetlerine göre değerlendirilirler. İyi ameller işleyen, Allah'a inanan ve İslam'ın öğretilerine uyan bireyler cennette ebedi yaşama kavuşurlar. Cennet, Allah'ın rızasına erişenlerin huzur, sevgi ve nimetlerle dolu bir yaşam sürdüğü ebedi bir yerdir. Cennette Bireylerin dünya hayatında yaptığı fedakarlıklar sabır ve takvayla ödüllendirilir. Kötü ameller işleyen, Allah'a inanmayan ve ona ortak koşan bireylerse cehennemde ebedi azaba mahkum olurlar. Cehennem, Allah'ın gazabının ve cezasının yaşandığı, acı ve ızdırapla dolu ebedi bir yerdir. Farklı yerel kültürler ve inanç sistemleri, ölümden sonraki yaşama dair kendi özgü inanışlarına sahiptir. Afrika'daki yerel inançlarda ataların ruhları yaşadığı düşünülen bir öte dünya kavramı bulunur. Bu dünya, yaşayanların dünyasıyla etkileşim halindedir ve ataların ruhları yaşayanların hayatlarını etkileyebilir. Kuzey Amerika'daki yerli halklar arasında ölümden sonra yaşam kavramı doğa ve atalarla bağlantılıdır. Bu kültürlerde ölen kişinin ruhu doğanın bir parçası olarak devam eder ve bazen başka bir yaşam formu olarak reenkarnasyon yaşayabilir. Avustralya'nın aborjin halklarında ölümden sonraki yaşam inanışları ruhların yolculuğu olarak adlandırılan kavrama dayanır. Bu yolculuk, ölen kişinin ruhunun doğa ve evrenle uyumlu bir şekilde yeniden birleşmesini ifade eder. Kısacası, dünya genelindeki farklı din ve kültürler, ölümden sonraki yaşama dair çok çeşitli inanışlara sahiptir. Reenkarnasyon ve karma fikri, Hinduizm ve Budizm'de önemli bir rol oynarken, Hristiyanlık ve İslam'da cennet ve cehennem kavramları ön plandadır. Yerel inançlarsa, genellikle doğa, atalar ve evrenle bağlantılı özgün inanışlar sunar. Bu çeşitlilik, insanların yaşamın geçiciliği ve ölümün bilinmezliğiyle başa çıkma ve anlam arama çabalarının bir yansımasıdır.